Yani ben yanlış anlamıyorum değil mi? Özer sizle birlikte olmak istiyordu. Kıvılcım'dan ayrılacağı gün başına bunlar geldi. Aynen öyle. Ve Kıvılcım'ın hiçbir şeyden haberi yok. Yok. Bak Sinan, ben sana durumu anlattım. Kıvılcım'a konuyu anlatıp anlatmamak sana kalmış bir şey. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben ne yapacağım ya? İşte aradığım fırsat ayağıma gelmişti. Önümdeki Özer engelini ortadan kaldırma fırsatı. Kıvılcım gerçeği öğrenince Özer'den vazgeçecek, ikimiz bir arada olabilecektik. Alo Kıvılcım, neredesin? Ha tamam, tamam geliyorum. Ya ben Gizem'le kızı buldum. Geliyorum, tamam. Hadi bay bay. Hepimizin farklı yüzleri var demiştim ya. Yüzleşmekten korktuğumuz yüzlerimiz. Mesela sosyal medyadaki yüzlerimiz. Mesela empati yoksunu yüzümüz. Birine yüz yüzeyken söyleyemeyeceğimiz şeyleri sosyal medyadan rahatça söyleyebilen yüzümüz. Evet, belki sosyal medyada teknoloji olarak uzay çağındayız. Ama onun içindeki düzen orta çağdaki cadı avından farksız. Suçlu olup olmadığına bakmadan cadılar buluyoruz. Sonra onları ateşe veriyoruz. Diğer tarafta da aslında hiçbir gerçekliği olmayan sanal dünyalarda kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Sanalda mutluluğu arayanlar sanal mutluluklar bulurlar. Onun için aynadaki yüzümüze bakıp aslında kim olduğumuzu sormadıkça cevap hep eksik kalacak. Özer'i ziyaret eden kızın kim olduğunu öğrendim. Sinan, kimmiş kız? Çocukluktan arkadaşıymış. Özer'in durumunu öğrenince bir ziyaret etmek istemiş. Ve işte o zaman gerçekten de sırf aşık olduğunuz insan yıkılmasın diye yalanlara başvurursunuz. Çünkü insan en çok aşıkken yalan söyler. Yalanın en büyüğünü de kendine söyler.